Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk defa şahsi adıma söz aldım bu dönem. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bütçe görüşülüyor. Bütçedeki bütün bakanlıkların kalemlerine baktım. Diyarbakır'ın çok temel sorunları var. Diyarbakır kadim bir kent, tarihi bir kent, kimlik kenti, kültür kenti. Nüfusu 2 milyona yaklaşmış. Ama bütçeden alması gereken payları almıyor maalesef. 2 milyonluk kent olup da kentin içerisinde raylı sistemi olmayan, ulaşım altyapısı olmayan başka bir kent yok. Soru sordum bakanlığa, cevap verdiler. İşte Bursa'da bakanlığın yürüttüğü raylı sistemle ilgili çalışma var. Kocaeli'de var. Başka illerde yapılmış daha önceden ama bunlar devam eden projeler. İstanbul'da var ama Diyarbakır'la ilgili olarak, raylı sistemle ilgili olarak bir yatırım programı yok. Bu bütçede de yok. En büyük sorunlardan bir tanesi otoban meselesi. Otoban Urfa'ya kadar geldi. Nüfusu 2 milyon olan başka bir şehirle ilgili, otobanla ilgili her çalışma yapılmış ama Diyarbakır'la ilgili çalışma yok. Onun da sorusunu sordum. 2034 yılına planlanmış. Urfa'dan Diyarbakır'a otoban projesi. 2034 yılına. 2024 yılındayız. 2034 yılında ancak projelendirilecek. Şimdi hem Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diyorsunuz. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyorsunuz. Ama hızlı tren geçmiyor, kara tren geçiyor, otoban geçmiyor. Normal yollar berbat. Dolayısıyla eğer gerçekten Diyarbakır'ı Ankara'ya bağlamak istiyorsanız ilk önce bu projelerle bağlayacaksınız. Orada yurttaşlarımız kendisini ayrı hissetmeyecekler. Kimlik olarak da ayrı hissetmeyecekler. Bu dışlanmış bakımları da iyi hissetmeyecekler. Başka bir şey söyleyeceğim. En büyük projelerden bir tanesi işte sonuçta GAP'ta sulama projeleri. İki büyük baraj yapıldı Diyarbakır'da, merkezde. Silvan ve Kralkızı barajları. Barajlar bitti ama enerjiyle ilgili kısım bitti. Enerji üretiyorlar ama sulama ile ilgili kısımla ilgili hiçbir çalışma yok. Türkiye'de tarımda kullanılan enerjinin %50'si DELAŞ'ın yetki sahibi olduğu 6 ilde kullanılıyor. Diğer %50'si ise bütün Türkiye'de. Neden DEDAŞ'la ilgili %50 kullanılıyor? Bu sulama kararları yapılmadığı için ve DEDAŞ'ın sizler üzerinde yaptığı lobiyle bunlar yapılmıyor. Sulama kanallarına para ayrılmıyor. DEDAŞ çiftçiye elektrik satsın, zulmetsin, oradan para kazansın diye. Oysa Diyarbakır'da ve bütün bölgede sulanabilir tarım arazilerinin ancak 1/4 veya 1/5 şu anda sulanabiliyor. Ve yine bu bütçede sulama kanallarına ayrılan herhangi bir bütçe yok. Dicle elektriği söyledim. Bütün yaz boyunca onun zulmüyle Diyarbakırlılar ve bölgedeki bütün çiftçiler, esnaflar zulüm gördüler. Sanayiciler zulüm gördüler. Diyarbakır'da tarihi kent dedik. Surlar var. 1000 yıllık, 10.000 yıllık surlar var. Sur içi büyük bir yıkım yaşadı. Toledo olacaktı ama şehir olamadı. Kibirle bir proje yapmaya çalıştınız. Kenti kendi kimliğinden uzaklaştırdınız. Ama şimdi gidelim beraber sur içini gezelim. Savaştan çıkmış görüntü halen orada duruyor. Aradan 8 yıl, 9 yıl geçmesine rağmen. Kentin dinamiklerinden yoksun bir biçimde proje yapmaya çalıştınız. Onu da yarı bıraktınız. Kentin turizm potansiyeli bu bakımdan da kullanılamıyor. Maalesef kullanılamıyor. Keza milli eğitimle ilgili projeler, üniversiteyle ilgili yatırım projeleriyle ilgili olarak tek bir bütçe ayrılmış değil. Dicle Üniversitesi 1968'de kuruldu. Daha sonra kurulan üniversitelerdeki altyapıyı biliyoruz. Dicle Üniversitesi ile ilgili olarak yatırım programında yine herhangi bir yatırımla ilgili bir şey yok ve hastane kullanılamaz durumda. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi yurttaşlarımıza hizmet veremez durumda. Son olarak şeye geleceğim. Amed Spor'a geleceğim. Kentin takımı, milyonlarca taraftarı var. Geçen yıl şampiyon oldu, 1. lige çıktı. Stadı yok. Stad Bakanlığı'na ait. Saha onarımı alındı. Sonuçta bir ayda, 1,5 ayda yapılması lazım bu onarım işlemlerinin. Ama öyle bir berbat yaptılar ki Ahmet Spor'a tuzak kurdu. Bizzat bakanlık ve spor il müdürlüğü. İhale yaptılar. Stad bir dönem geçti, bir yarı yıl geçti. İlk yarı bitti. Ahmet Spor sadece bir kez kendi seyircisi önünde o sahada oynayabildi. Balçıktan kimse koşamadı. Sahası kapalı şimdi. Hiç kimse de bunun hesabını sormuyor.
Amaç Amespor taraftarları kendi kentinin takımına sahip. Buyurun tamamlayın sayın. Bunları söylememin amacı şu. Diyarbakır'ın sahipleri var, bizleriz. Diyarbakır halkıdır, kent halkıdır. Ama sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıldır iktidardadır. 22 yıldır bu beklenen projeler hepsi askıda bekliyor, indirilmedi ve Diyarbakır'a karşı da, bölgeye karşı da altyapı projeleri bakımından da ayrımcı politikalarınız bu bütçede devam ediyor maalesef. Bunları teşhir etmeye ve Diyarbakır için de, bölge için de, halkımız için de çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.